Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün sizlerle birlikte Çeyizime Neler Aldım serisinin part 2'sini çekiyorum. Daha doğrusu part 1 çok uzun olduğu için onu ikiye bölmek istedim ve yeni gelen 3 tane ürünümü de bunun içine göstermek istedim. Çünkü onlar da mutfakta kullanacağım şeylerdi. O yüzden hem düzen bozulmasını istedim hem de ikiye böldüğümde diğer kısım kısa olduğu için bunlarla biraz destek yapmak istedim. Şimdi daha fazla lafı uzatmadan hemen başlıyorum. İlk aldığım şey yeni BİM'e gelen bir meyve sıkacı. Şöyle açayım. Şu şekilde küçük beyaz gri detayları olan Kiwi markasının bir ürünü. Şu şekilde şöyle başlıkları kolaylıkla çıkıyor. Şu üst başlığı, sıkma başlığı ve şöyle bir delikle bir de böyle sıktığımız suyun süzülmesi için iki aparatı var. Bu da bastırma aparatı. Şurada şöyle göstereyim. Şurada böyle kilitleri var. Aynı şekilde burada da onları bu şekilde denk getirdiğimizde kolay bir şekilde kilitleniyor. Şöyle denk getirdiğimiz zaman güzelce kilitleniyor. Bunu böyle koyduğumuz zaman bastığımız an sıkanlardan bu şekilde kivinin bir meyve sıkacağını aldım. Bir diğeri ise böyle arzunun. Bunu abimin eşi aldı. Emin abla. Şu şekilde. Bu birinci parça. Şu şekilde. İkinci bir parçası var. Şu şekilde bir kapağı. Yani şunun şurasına çıkarak bunu da aynı şekilde böyle bir küçük şişe haline getirebiliyoruz. Aynı şekilde şu kesicisi küçük olana da takılıyor. Ve şöyle de bir var. Bu şekilde kişisel blender diye geçiyor. Şurada şöyle yakından göstereyim. Geçme yerleri var. Aynı şekilde şişenin yanlarında da. Onları denk getirip çeviriyoruz. Bu şekilde kilitleniyor. Daha sonra düğmeye bastığımızda içinde buz kırabiliyoruz. Güzel soğuk içecekler yapılabilir. Aynı şekilde dediğim gibi diğerini de göstereyim. Daha az yapacaksam buna aynı şekilde takıp bunda da aynı şekilde kilitleri var. Bunu böyle taktık çevirdiğimizde bu şekilde bunu da yine kullanabiliyoruz. Ben bunda mavi gri tercih ettim. Pembesi de vardı ama ben bu rengini tercih ettim. Biliyorsunuz benim ilk videomu izlediyseniz bu tarz ufak ev aletlerim hep pembe, tencerelerim falan mavi. Ama bunun rengi hoşuma gitti. Böyle tam bir mavi de değil. Şöyle biraz mavi gözüküyor kamerada ama griyi andıran bir mavi. O yüzden hoşuma gitti. Bu şekilde farklılık olsun istedim. Bu şekilde. Hatta şurada pembe resmi var, onu da göstereyim. Aslında bu benim diğer ürünlerime daha uygun bir renk. Bu şekilde siyah vardı. Kırmızısı. Bu şekilde. Bu şekilde de mavi rengi. Kırmızı zaten hiç uymazdı. Siyah da almak istemedim. Diğer eşyalarım hep beyaz. O yüzden bunu da beyaz tercih ettim. Bu da bu şekilde olsun istedim. Bu rengini tercih ettim.
şekilde ve son olarak da şöyle kenarıya. Son olarak da şöyle kutusunu göstereyim. Bu Karıca'nın CoPlus mikseri. Bunu kayınvalidem aldı. Yılbaşı hediyesi olarak. Diye sorduğumda ben onu tercih ettim. Buraya çıkarmıştım. Çünkü çıkarması çok zor oluyor diye. Şu şekilde. Şöyle. Oy, şu şekilde şöyle göstereyim. Şöyle altta destek gözüksün. Şurada bir düğmesi var. Şöyle. Bu ayarlarını belirliyor. Şöyle. Şurada şöyle bir ön sıçratmasını engelleyen bir aparatımız var. İlk olarak. Daha sonra şurada düğmesi şu şekilde açılıyor. Bunu da şöyle çevirip yukarıya kaldırdığımızda kolay bir şekilde çıkıyor. Çelik bir ürün. Şöyle ucunda normal çırpma mikseri var. Çırpma aparatı var. Şöyle yine bir hamur sıçratmaması için bir koruyucusu var. Bunlar dışında ise şöyle iki tane de. Bu çırpıcı, karıştırıcı. Bu da hamur yoğurucu olarak geçiyor. Takması da çok basit. Ve çeviriyoruz. Bu şekilde çıkıyor. Aynı şekilde de takıp bastırıp çektiğimizde de çıkıyor. Şu aparatını da hatta göstereyim. Bu da çıkabiliyor. Yani diğer aparatlara da aynı şekilde takabiliyoruz. İstersek de bunu takmadan da bu şekilde yapabiliyoruz. Şunu da şu alt kenarlarında şöyle geçirme yerleri. Onlardan bu alt noktaya şu şekilde bunu oturtturup daha sonra şöyle çevirdiğimiz zaman yine bu kendi otomatik kilitleniyor ve aynı şekilde şu düğmesini sonuna kadar çekip kapattığımız zaman da kapanıyor ve kilitleniyor. Aynı şekilde böyle bıraktığımızda da düşme olasılığı yok. Kendi kilitleniyor. Şu şekilde. Bunu beyaz tercih ettim çünkü diğer videoda söylemiş miydim hatırlamıyorum ama bir tek bunu ve kahvecimi bankonun üstünde bırakacağım. Diğer bütün ufak mutfak ev aletlerimi dolabın içine kaldıracağım. Zaten bankom küçük. Bu şekilde yapacağım. Eğer özel bir kahve köşesi yapmayı düşünüyorum. Orayı yaparsam o şekilde orada da yine değerlendiririm. Bu şekilde. Şöyle göstereyim. Beyaz. Yani bu Karıca'nın yağmur ürünü CoPlus. Siz de duymadıysanız bu Karıca'nın bir ürünü aslında ama Karıca'nın yağmur ürünü. Bu şekilde. Şimdi sizi diğer videoya tekrar ışınlayacağım. Onu izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, diğer videoya geçmeyi beklerken fark ettim ki göstereceğim dediğim çaydanlığı göstermemişim. O yüzden tekrar kameranın karşısına geçtim ve kutumu beraber açalım. Şu şekilde en üstten çaydanlığımızın üstü çıktı. Çıkıyordu. Şöyle altlı. Ve kutumuzun, çaycımızın altı çıktı. Şu şekilde üstte de koyayım. Bu şekilde diğeriyle aynı. Sadece burası çelik ve tutma yerleri yine siyah plastik. Böyle düğmeleri aynı şekilde. Bu şekilde bir çaydanlığımız, belki bu da hoşunuza gider diye bunu da göstermek istedim. Şimdi sizi ütü ve süpürgenin detay videolarına tekrar gönderiyorum. İyi izlemeler.
arkadaşlar, biraz da fiyat bilgisi vereyim. Şöyle fişlerimi aldım geldim. İlk fişimi buldum. Ben bunları 5600'e almıştım. 2018'de demiştim. 2017'nin 10. ayında falan almışım. Ayından tam emin değilim ama 2017'de başlamışım almaya. 5600'e almışım. Dediğim gibi bunun içinde granitim, çelik tencerem, yemek takımım, kahvaltı takımım, çaycım, tostcum, yani ilk videomda gördüğünüz her şey ve videoda gördüğünüz bu çaycı. Ekstra bir de göstermedim, tost makinesi var şu an evde kullandığımız dedim. Onlar falan hepsi bu paketteydi. Kaşık çatal da dahil. Kaşık çatalımı daha göstermedim. Onu ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Bu şekilde bunların hepsi 5600 dediğim gibi. Sonradan ben ütüyle süpürge makinesini bu paketin dışında almıştım. Onları da 2020'nin 7. aylarında almışım. 4600 sanırım. 4600'e falan almışım. Yine yanlış olursa bunu bir annemden teyit edip tekrar yanlışsa bilgilerini yazarım. Onları da o şekilde aldım. Bu kadardı. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.